MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ait bir konuşma paylaştı. O konuşmada 3 hilalin tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur ifadesi yer alıyordu. İşte bu ifade siyasi kulislerde heyecana yol açtı. Mesajın muhatabı Cumhur İttifakı mı sorusu gündeme geldi ancak kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. 3 hilalin tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu sözlerini paylaştı. Cumhur İttifakı'nda kriz mi var tartışması başladı. Ancak Bahçeli'nin sözlerinin 9 yıl önceki konuşmasından olduğu ortaya çıktı. Grup yorum üyesi İbrahim Gökçe'nin cenazesinin Kayseri'ye defnedilmek istenmesi gerginliğe neden oldu. Ülkücüler buna tepki gösterdi. Sosyal medyada ülkücülere yönelik çok sayıda paylaşım yapıldı. MHP'li Semih Yalçın da o paylaşımlara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleriyle karşılık verdi. Yalçın'ın paylaşımları arasında yer alan 3 hilalin tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idarinin gerçekleşmesi buna bağlıdır. Cümle siyasi kulislerde heyecana neden oldu. Mesajın muhatabı Cumhur İttifakı mı sorusu gündeme geldi. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Semih Yalçın'ın attığı mesajların sosyal medyada ülkücülere yönelik ifadeler nedeniyle olduğu anlaşıldı. Yalçın bunu yaparken de MHP liderinin yıllar önce yaptığı konuşmaya atıfta bulunmuştu. Semih Yalçın, yaşanan bu yanlış anlaşılmanın ardından bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin yan yana olduğu fotoğrafları paylaştı. Yalçın fotoğraflara, "Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır, Türkiye'nin geleceğinin mimarı olacaktır" notunu ekledi.